Biz artık kendi bağımızı kendimiz keseceğiz. Gerekiyorsa da, gerekiyorsa da bir atlıya geri ineceğiz. Gerekiyorsa da. Bu kararı aldığın zaman zaten bir atlıya düşme söz konusu. Çünkü biz belki her gün ölmekten sonra bir gün öleceğiz. Ama geleceğimizi kurtarmak zorundayız. Kimse Türk futboluna bedel falan ödetemez. Fenerbahçe ligden çekilirse bedeli Fenerbahçe başkanı Ali Koç öder. Kendini boşuna yoruyorsun. Fenerbahçe'nin ligden çekileceği falan yok. Yani sokakta çıkalım. Bak istediğin Kadıköy Meydanı'na gidelim. Ligden Fenerbahçe çekilir mi desen. Abi boşveriz, onun niye yapıldığını bilmiyor musunuz der yani. Sokaktaki herkes bunu biliyor abi niye yapıldığını. Ya çünkü Gökhan'cığım Ali Koç'un basın toplantısı, o televizyona çıktığı açıklaması var ya. Ya o açıklamaya bak, zaten Fenerbahçe'nin ligden çekilmeyeceği belli ya. Ya biz ne yapmaya çalıştığınızı görüyoruz. Herkes görüyor. Yani Fenerbahçe ligden çekiliyorsa çekilsin abi. Bunu niye mesela davul zurna ilan ediyor abi? Daha bundan bir sene önce 2023'ün Şubat'ında ne ligden düşmesi diyen başkan bugün ligden çekilmek dahil filan diyor. Abi insanların aklıyla dalga geçmeyin artık. Ya ayrıca gerçekten Fenerbahçe ligden çekilsin de bir hepimiz bir aç kalalım ya. Bir de bu yaklaşım bu var ya, bu kadar bir yaklaşım var. Ya kim ligden çekiliyor arkadaşlar? Bu işleri kolay mı zannediyorsunuz siz? Yani Ali Koç bilmiyor mu Fenerbahçe'nin ligden çekilemeyeceğini? Ya Fenerbahçe genel kurulu yetki de verse diyecek ki Ali Koç 11'e 3 oylama yaptık diyecek. Yine dönecek iş.